Çok seviyorum ama ya. Abi zevkli. İzlemesi Zevkli çok ya. zevkli ya. Sarıyor Dahil biraz. olmak çok kötü de izlemesi çok Evet, zevkli. sinirlendiriyor ama bir şekilde sarıyor da yani. Abi benim hazır GoPro gelmişken şu buz olayını ne zaman yapacağız ya? Neyi kardeşim? Benim GoPro'm geldi de sen ne zaman bana artçı Sen olacaksın? bir dakika, geçen gün gördüm global bir şeylerde, sen motovloglara mı başlıyorsun? Ben başlıyorum abi bu hafta. Ya başlayamıyorum şu yasakları bitene Tamam, kadar da. şu havalar düzelsin, seninle bir kapışalım. Tamam. Viski batsa beni. Şimdi bir dakika. Sen de bu kafaya bir kamera takılınca götün başın oynayacak mı 3-5 izlenme aldıktan sonra? Yok abi bizde oynamaz ya. Ha, emin misin? Yok ben düzlükte devam edeceğim abi. Dikkat et oğlum Sadece valla. hız kısmında birazcık sıkıntı yaşayacağım düşünüyorum. Giriş bir sıkıntı. Burada sıkıntı yaşamam ya. Kavgaya mavgaya Yok lan, öyle bir şey olursa ara zaten. Kavga, girişmem kavgaya çağırıyor değil mi? Düşsene, adamın dördüncü vlogunda ben varım. Amına koyduğumuna deyip böyle tam abi bam gün girmişiz. İzledik bu videoyu. Bakacağım izledik mi? Valla hayırlı olsun ama dikkat et yani. ya. Ödeyeceğim abi ya. Kanalı var mı Sayın Hanım motovlog? Açtın mı lan kanal? Yolum, Yok daha açmadım abi aç kanalı ya. aç selat yapalım ya. Amına koyayım. Hallederiz abi onu ya. Sonra kamera takınca kavga spawn oluyor. Yok ya, Sayın öyle bir karakter değil. Ben sövüp geçiyorum abi ya. Çok şey oluyor. Senden bol bol bip dinleyeceğiz. İşte biplemekle biplememek arasındayım onu Ne düşünüyorum. arasındasın? Biplemekle biplememek arasındayım Bipleme abi ya. onu Ama düşünüyorum. bak, hakaret, bak şimdi sen mesela bir tane plakaya küfür edersin. O Ya plak tabii canım. hakarete Direkt girer o. belirterek söversem Bir şeyleri biple, en mahvolurum. azından sansür at surata, plakaya, öyle söv yani. Tutan abi yanlış atmışım. Yenisini at. Bu yanlış mı attın? Dur, yenisini açayım. Evet, özür dilerim. Estağfurullah kardeşim, niye özür Güçler abi, sahneyi dövüyorlar. Oğlum kavga mı? Olur. Abi zırhla gidiyorum. Dövebiliyorlarsa da artık Belki hak gücü yetmez etmişimdir de yani. sonra bir orduyla karşılaşırlar. Toplarız Story'e bakar. Sakin abi sakin. Benim solumda araba var. Öyle bir şey yapsam beni direkt içeri alırlar, biliyor musunuz? Ya düşünsene, benim bir story attım böyle Alırlar bir yerde böyle. abi. Alırlar. Arkadaşlar ben çok kötü durumdayım. Kavga edeceğiz arkadaşlar, toplanın desem orduyu düşün amına koyayım. Direkt ertesi gün içerideyim ben. Pis Ters döveriz. kelepçe gidersin abi Ters bak. kelepçe giderim. Mahvederiz ama ters kelepçe gideriz bütün ekip. Adamın Mahvoluruz. adamı düşünsene oğlum. Yani ya da bir grubu. Bekle lan 5 dakika diyorsun. 30 bin kişi geliyor Ama böyle her yaş grubundan insan var. Böyle bıldırcınlar da gelmiş böyle. Zıplaya zıplaya geliyorlar amına koyayım. Düşünsene ya. Sırf o tecrübe yaşamak için çok isterim böyle bir şey yapmayı ama onu kavgayla değil de böyle işte buluşma gibi bir şey de yapmak lazım. Ya da şey diye rol yapacaksın. Arkadaşlar çok zor durumdayım. Konumum burası falan diyeceksin. Beni dövmeye geliyorlarmış Bir gelirler. haterlarmış. Abi bir gelirler. Ulan deyip böyle haterlar geliyormuş. Gelirler ya. Örgütlemek diye içeri alınırım diyorum ama Murat abi, suç mu bu ya? Abi yasa dışı yürüyüş olarak geçiriyor mahvoluruz bak. E Şu oğlum, 30 bin kişi bir adım atsa sıkıntı. Eskişehir'de polis zaten ilk güvenlik bir müdahale etti. Hani ne oluyor burada, hayırdır diye amına koyayım. Dedik ya, buluşma yaptık, anlık buluşma. Fotoğraf çektiriyoruz, muhabbet ediyoruz. Baktım sayı artıyor, 200, 300, 400. Uzadık oradan. Yan şehirden gelen vardı oğlum, arabayla basıp abi 200 de geldim diyor amına koyayım. Deli misin nesin lan, 10 dakika önce duyurdum. Suçtur suçtur, evet. Nasıl ben şimdi sol abi sırtımda 26. Ay. Adamı. Hey Allah'ım. Anladım. Attı o, attı. Aman 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 ama veresine. Oy. Oğlum Abi bak. o burada var ya sıçarsın. İçine sıçarsın ya. Net iki ölü vardı Allah korusun. O motorlu karşı Kafa kafaya karşıya kafa gidiyorlardı. kafaya girselerdi.
Abi nasıl bir kader bu ya? O da karşıdan gelen mi, arkadan arkadaşım mı? Yok. Yok, o arkadaş abi. Motorcu adamın önüne atladı. Adam da kazık fren yaptı. Ben de onun önüne atladım. Bir tek aynayı vurdum. Bir tek aynayı vurdum. Neyse, başka bir şey yok. Şöyle alalım da. Ha bak, bu olayın sonu çok güzel abi. Nasıl yani? Bak şimdi. Geçmiş olsun. Bir şey yok değil mi? Aa, Hüsnü Çoban. Harbiden ben de chat'te chat'te bir Hüsnü Çoban gördüm. Niye diyorlar diye düşündüm de. Bambaşka bir şehir var. Sıkıntın yok değil mi? Yok, sıkıntı. Eyvah. O kırıldı. Japon atarsın ona ya. Olacağı varmış yani. İzledik bunu. Arkadaşlar, ben gerçekten hatırlamıyorum böyle şeyleri. Bu eski videolardan biri abi. Toplanmış videolardan biri. Allah Allah. Bazen chat'tekiler de izliyor mesela. Motorcu arabaları solluyordu. Abi de yavaşladı. Dayının kulluğuna bakar mısın ya? Yakmış sigarayı. Daha dur abi bak. Hızlı geliyordu. Sigaraya dikkatli bak abi. Sizin nerenize çarptı, ben anlamadım. Bende bir şey yok. Bir şey olsa da önemli olan motor. Biz kaporta içindeyiz. Siz kaportasızsınız. Eyvallah. Buna çarptı. Açıldı zaten. Sıkıntı yok. Bende zarar ziyan yok. Tamam. Ben sizi merak ettim. Teşekkürler. Çok sağ olun. Bak şimdi abi. Ağzında sigara bantlıyor aynayı. Ama kral hareket bence. Çok iyi adammış lan. Harbi canını yerim ya. Nerede oldum? Tam şu inşallah çocuklara korkmamışsınız. Şu da yarım kilo et. Şunu da al. Güzel yersiniz. Bak, bilinç altında çoluk çocuğu için bile, belki çok küçük yaşlar ama hani o kadar güzel örnekler ki işte. Bu tarz davranışlar o çocuğu etkileyecek. O çocuk yarın öbür gün büyüdüğü zaman babası gibi, daha temel eğitim buradan başlıyor baktığın zaman. Ne kadar önemli. Benim zamanımda babam kafa göz giriyordu amına koyayım. O yüzden ben tam olamadım yani. Bir noktaya kadar olamadım ama bak ne kadar güzel örnek oluyor etrafındakilere. Şimdi bu motora binen arkadaş da öyle mesela. O da o günü mükemmel geçecek. Belki tahammül seviyesi artacak. Bir sıkıntı yaşadığı zaman o da bir başkasına iyi davranacak. Diyecek ki abi sıkıntı yok, buyur geç sen de, eyvallah kardeşim diyecek, bilmem ne. Bunlar böyle paylaştıkça güzelleşiyor. Önemli. Ne oluyor lan? O kalkış yapılacak abi. Herkes birbirini kesiyor şu an. Ya tiplere bakar mısın ya? Oğlum ne, hangi yer organize olduğunuz amına koyayım böyle. Bizim script gibi lan. Yarış başlat. Yarış script işte abi. Dur, yarış başlat. Üçten geri sayıyor, bir anda başlıyor herkes. Dur bakayım. Yeşil yanmış şu an. Motelde bitiyor. O ne lan, herif çocuk uzadı. Mecidiyeköy mü lan burası? Az önce yarışıyordunuz ya. Demek ki birinin motoru daha güçlü çıktı abi. Az önce yan yana çok organize bir şekilde tatlı tatlı yarışıyor.
Sakin, sakin. Sakin abi, sakin. Sakin. Seni ayrı sikeceğim, bekle. Hani yanımda atom var, ayrı sikeceğim, bekle. Bir bırakayım onu. Aşkım sen olmasan ağzını kırmıştım onun da yoksa işte. Döverdim yoksa yani. Döverdim yani. Sırf sen varsın diye zor tuttum, bak elim ayağım titriyor. Bak şimdi babasının yoluymuş gibi petrolden atlıyor yola. Benim solumda araba var. Nasıl ben şimdi sola atlayayım? Sırtımda 26 ton yükle. Nasıl duracağım ben şimdi birden beri? Çok sıkıntı. Yükü yatıracağım, mala zarar vereceğim. Abi oğlum. Ah ulan var ya. Arkadan bir amına kodum şaşırdı, duydum. Yükü yatıracağım, mala zarar vereceğim. Abi oğlum. Ah ulan var ya. Kibarlık seviyesinin limiti amına. İşte şunun biplenmemesini isterdim ya. Şunun biplenmemesi lazım. O ilk arkadan küfür eden gazı verdi ama. Bak. O kadar birisi çok güzel ya. Bak şimdi babasının yoluymuş gibi petrolden atlıyor yola. Benim solumda araba var. Haklı bu arada, yani çok ağır vasıta zaten. Kontrol edecek abi. Işık minimum gözüktüğü zaman çıkacaksın. Oo, kopuş geliyor, kopuş. Oğlum. Ananı s***. Az siktir. Kapan oğlum var orada, kapan varmış ters ama hepsi kapalı, o açık amına koyayım arada. Tam kapan. Fark ettim hepsi kapalı. Bu açık. Diğerlerini şey yap, kaynaklanmışlar, onu bırakmışlar orada. Çok iyi ya. Bir de ayağım ayağa kalkmış. O da var, ayağa kaldırmış ama. Bak her şey şurada geçiliyor bak. Bütün fizik kuralları burada çiğniyor. Her şey çok normal. Bak burası. Bak tam bura. Hop! Zıplamış. Zıplamış orada. Motoru kaldır, motoru. O lastik pert bu arada. Ya makasa girmeseydim ya. Yok durdu abi ya. Tam durdu. Durdu mu? Ben saplandı sandım. İyi miyim? Makasa girmeyeyim dedim ya. Bu köpek ya. Makasa girmeyeyim dedim. Lastiği deliyordum neredeyse köpekten kaçayım diye. Delmemiş. İyi miyim? Kalçamı vurdum da bir şey yok. Oh, parmak ucumu da vurdum. Tahliyeden atıyor. Ha abi parmak ucunu vurdu. Eyvallah. Parmak ucunda balerin gibi sekti be. Evet evet. Ya bu arada ben bu motoru çok beğeniyorum ya. Ben alayım mı şöyle motor ya? Abi X'e sar bak. Bu çok. Boş ver bunu. Ya çok benim ne? Hızlı mı yani? Fazla hızlı. Ama çok güzel oğlum. Boş sarı ver. Rengi de çok güzel ya. Tamam bu tarzda buluruz abim sana. Bunları fazla boş ver. Babam beni var ya harbiden döver. Bu yaşta döver ben motosikleti alırsam. Ama çok güzel, çok hoşuma gidiyor ya. Ya sen benim tamam, motoru kullanınca zehirleyeceğiz abi seni. Sen rahat ol. O iş kolay. Şeytana uyuyoruz ya. Bir dakika bu önemli olabilir. Şu telefona bir bakmam lazım. Önemliymiş, çok önemli. Buna cevap vermem lazım.
İbrahim amca beni dövecek ya. Babam demiş ki motora bindiğin gün seni yatırır sikerim. Hayır, başka bir şey. İyi, bana dememiş ya. O yanındaki lavukta kimse söyle, çabuk yanıma gelsin. Allah. Tamamdır. Şimdi çalıştırmayayım, şuraya çıkarak. Oo, parmak ucum acıyor. Ay, o köpek nerede, o Adi? Ya, kenara bir yere çek. Hayır, şu puş yüzünden ya. Oğlum köpeği niye sövüyorsun ya? Köpekten kaç... Lan ben de ya, köpekten kaçayım dedim, şu makasa giriyordum. Frene asıldım. Duramadım. Yani durdum da. Şimdi çalıştırsak bir şey olur mu? Yok, zaten çalışır vaziyette düştüğüm için. Zaten çalıştırdık ya. Önemli mi lan o çalışması falan? Evet abi, motor düştükten sonra 5 dakika çalıştırın. Allah Allah. Motorun sola düşmesi var olduğu yerde. Şey, yakıt taliyede. Ay, bas parmağım, bas acıyor ya. Hayır, ben dengede durmak için zaten burada manevra yaptım. Ha, saçma bir düşüş. Bu yolu da çok seviyorum bak, bu yol çok güzel. Şuracık sana ya. Bu müzik patlama habercisi abi. Istiyorum abi. Bu konuda bir konuşabilir misin kardeşim? Evet. Mesela ben burada çünkü... alabilir misin? Aldım. İlk gördüğü anı görmek istiyorum. Bak, burası. Şimdi oradaki sürücünün kör noktasında şu anda. Hiçbir şekilde göremez onu. Evet, yüzle gidiyor. Hiçbir şekilde göremez. Sesini de duyamaz. Motorun doğru. Sesi de gürgür bir ses değil. Burada niye hala gazlıyor? Hani neden zorluyor? Bakalım. Sonuçta ana yola çıkan kendisi yani yoldan. Evet, yan yoldan giren o ana yolda giden araba. Burada gaz kesmesi lazım. Kesiyordur lan burada. 50'ye düşmüş. 40. Kesmiş. Ama bu kadar kornalık bir şey yok. Zaten ekstrem bu yolu seviyorum deyip gazlayan o ya yan yoldan. O yüzden evet, değil arabada mi? Bir suç yok. Adam yolunda gidiyor. Bir de böyle durumlarda insan kendini suçlu hissediyor biliyor musunuz? Arkadan bir motorla böyle diye bağırdığında ulan ben ne yarak gidiyorum? Yani şey hissediyorsun abi. Birine sebep mi oldum? Evet evet yani. Ben mesela sebep oldum bir kez anlatıyorum onu. O mesela %100 hatalı olduğum bir şeydi. Ben de zor durumdaydım ama burada mesela bu adam kendini suçlu hissedecek. Bu biraz şey refleksi ya, korku. Yani o da hızlı gidiyor ya, kaza yapacağım korkusuyla o da biraz tepki yapıyor yani kendine. Arabanın öyle girmemesi lazım diyen de bir arkadaşımız var. Niye amına koyayım? Araba ne yapıyor ki? Gidiyor. Araba normal yolunda gidiyor oğlum. Yol değiştirelim, motorcu orada. Bir dakika durur musun? Bir saniye durur musun? Gel gel şuraya bir saniye dur. Ya bayan diye bir şey demeyeyim diyorum ama. Hiç baktınız mı sağınıza? Ama bir sağınıza bakın ya. Gerçi şöyle bir şey de var. Şimdi arabanın yerinde olsam ben bu tarz yollarda kaldığım zaman aynama bakmasam bile aynaki kör nokta ya kafamla bakıyorum. Yani o arabanın yerinde ben olsam yüksek ihtimal bu motoru görürdüm. Kadın ona bakmamıştır diye düşünüyorum. Yani aynı İbrahim amca bir şey yazmış chat'e. Şu an bu konudan daha önemli bence. Ne yazmış lan? İki tane Harley al bineriz yazmış. Harbi mi lan baba? Hangi hesaptan yazmış onu? Abi yemin ediyorum şu an giderim motorumu satarım Harley alırım. Çok ciddiyim bu konuda. Oğlum babam benim kaç yıl chopper kullandı lan. Özlemiş demek. Vallahi satarım motorumu. Baba sen Harley al, ben racing alayım. Racing alma abi, racing alma ya. Lan baba mı dedim, öyle bir şey dememişimdir ya. Heyecandan ağzıma çıkmış olabilir. Harbi mi lan deyip baba demişimdir belki. Racing alırsan seninle bir daha görüşmem. Baba dedi orada. Ayrı bir baba çıktı orada. Harley pahalıdır ya. Harley'ler racing uyumaz mı İbrahim amca ya? Racing ya babacığım, ikisi de motor işte, almışken bari kökleyelim yani. Bir dakika dur. Harley'ler kaç? 100 bin lira falandı. Şimdi kaç para? Çok para abi şu an. Harley Davidson motor. Yani şu an en düşüğü 883. Siktir lan, siktir lan. Mümkün değil amına koyayım, öyle bir şey yok. Ayıptır söylemesi, babamda var. O kadar. Hayır, şey. Iron 883 diyorum marka, model olarak.
200 bin falan şu an en düşük. Bir dakika yani. Şu an gerçekten Harley Davidson bir motor almak istesen yarım milyonu var mı cidden? Ya iyi bir motor istersen var abi. En düşük Harley modeli kaç para? En böyle hani binilebilir, güzel. 220-230 falan. Yine çok ya. Gerçi 220 eskiden Harley'in babasını alıyordun o paralara tabii. Şimdi de en düşüğünü alıyorsun abi işte. Baba senin motor Dragstar 2000 klasikti Yamaha. O gider o. O kaç? Gider abi. Üretilmiyordur herhalde. Kaçlıktı bu ki? 650'likti galiba yanlış hatırlamıyorsun. 750 miydi? 650 mi? At götümden atmayayım da. Bir büyüğü vardı onun, bir küçüğü vardı. Babamdaki bir küçüğüydü. O gider abi ya. Gerçi neye şaşırıyoruz? Geçen 650. Gün 650 miymiş? Geçen bir arabalara bakalım dedik. Şöyle ticari bir araç lazım oldu. Arkadaşlar. Volkswagen Kedi mesela. Kedi yani. Kaç? 450 bin lira. Pardon abarttım. 380 bin liradan mı ne başlıyor? 400 bin liralara doğru başlıyor. Diğerleri 400, 300, 400 bin liranın aşağısında araba yok. Şimdi olarak o Harley'in pahalı bir modelinin 500 bin, 600 bin olması çok normal minimumu. Abi Harley bir de Euro kuruyla geliyor ya. Hmm. O yüzden çok pahalı oluyor. Doblajandır. Dobloya da baktım kardeşim. Doblolar da 250-300 bin liradan başlıyor. Yani 1,5 sene öncesi, 2 sene öncesinin BMW 320'sinin fiyatı. BMW 320 fiyatı şu an Dobloya tekabül ediyor. Öyle söyleyeyim sana. Transitlere de bak. Hepsine baktım. Opel Combo'ya da baktım. Alayın al. Sait tek tek hepsini listeledi baktı. Hatta ben sana fiyatları söyleyeyim. Hemen söylüyorum kardeşim. Babam mesaj atmış, dur. Babam ne demiş? Al vallahi bineriz lan demiş. Harbiden demiş ya. Abi ya sen ne zaman sayın lan. Abi, sat motoru söyleyeyim. Sen de chopper al hadi. Üçlü gezeriz. Şakasız söylüyorum abi. Chopper alırsan satarım, chopper alırım. Ben çapıra binerim. Alırım yani. Ama o da çok şey abi. Yerde oturuyorsun ya. Tek kötü yanı o yani. Gaza gelme ulan yazdı şimdi. Allah Allah. Baba beni deli ettin şu an ha. Bir heveslendiriyorsun, bir üzüyorsun. Gaza gelmeyin. Yok abi. Babam motor hastası bir adam. Yalan yok. Seviyor. Ama bir yandan da korkuyor. Korkmasının sebebi de benden dolayı, kaç yıl kullandı babam. Korkuyor abi çünkü biliyor yani, anladın mı? İstanbul'da ya da Türkiye'de motor kullanmanın ne kadar zor olduğunu biliyor. O yüzden çekiniyor yani. MC'yi de kurarız üf. Abi sarar bu arada ya. Oğlum izleyicilere duyuru yapıp bir tane kulüp kurduğumuzu düşünsene. Buradan İzmir'e mesela. İzmir'den bilmem neye. Aman okuyayım kafadan söylüyorum sana. Millet mobil şeylerle, skuterlerle falan gelir. Bak 7000 kişi gideriz bir yere. Harbi söylüyorum sana. Bütün otobanı kapatıyoruz abi boydan boya. Kapatırız. Net kapatırız. 2 kilometre trafik. Şunu atsana bak, sana bu yakışır. Neymiş o? Oy bu ne lan? Motor abi adam. Ama bu nedir ya? Custom DD Designs build. This is a custom night rod. Bu 1,5 milyon vardı. Customer. This is one of the best builds that we've done to date. Oğlum şurası çok yakın değil mi ya? Burada böyle atkın matkın girer lan buraya. Abi ben de bir tane atıyorum. Bence sana yakışacak motor budur. Hala daha bunu savunuyorum. This bike was painted matte black. BM abi şakasız. Oğlum bakmış BM'miş harbiden. Cafe Racer. Buna binersin abi sen. Ben buna binersin. Since I've heard such a marvelous house of youth, it sounds. Ah siktir ya, bak bunu daha çok beğendim ya. Cafe Racer.
Bu da beni ayrı cezbediyor ya. Lan motoru göster. Ya bu işte abi motor dediğin ya. Oğlum onun tekeri nereden bağlı amına koyayım? Tek maşa. Diğer taraftan abi tek maşa. Ama çok güzel değil mi ya? Bence gider abi ya. E bir şey söyleyeceğim kardeşim. Burada arkamızda nasıl binecekler? Arkan yok. Tek kişilik abi. Olmaz oğlum. Olmaz. Lanet olsun. Olmaz adamım. Bunda bir gezmek gerekirse nasıl gezeceğiz? Onun için başka bir şey bakacaksın abi. Ben 3D printer'dan yaparım şuraya bir oturak ya. AFS'den. Şu an benim fıtığım attı arkadaşlar. Şeyi estetik durmuyor ama. Cafe Racer'da her iki iri bir adamsan bence çok güzel durmuyor kullanırken. Değil mi? Böyle bir sinek duruyor yani. Bir adamı bir görüyor musun? Hani iri yarıysan, yapılı bir insansan evet bir tık sinek duruyor altında. En büyük şey ne? Mesela... En böyle en iri racer motor ne abi böyle? İri böyle. En irisi mi? Dur. Evet. Böyle üstüne oturdun mu ben yok olacağım yani. Öyle. Hayabusa'dır muhtemelen abi. Oo. Hayabusa direkt. Modelini bana bir söylesene. Ama Hayabusa yazsan çıkar abi. Çok garip bir motor zaten. 2022. Benim bildiğim en iri yarısı o. Suzuki Hayabusa ya, first... Bilinmez buna. İkisi de olur. İkisi de aynı motor. Ama buna bilinmez yani. Buna ben binersem zaten düşerim oğlum. Bu ne ya? Ben de düşerim abi. Çok garip. Oha bu bayağı büyükmüş lan. Lastikler küçük kalmış. Tekerler küçük kalmış. Top speed nedir bunda? Abi 350 falandır ya minimum. Sinek gibi geçiyorsun bir anda. Ama bu işte tecrübe ister. Selamünaleyküm. Ben bir tane ehliyet alayım. Teşekkür ederim. Hop gittim bunu aldın. Yok, olmaz yani. Yapamazsın. Benim bilemezsin. Götüm yemez şu an öyle söyleyeyim. Benim de yemez. Ben bilmem. Benim zaten yemez. Ama bu motor bu manyak bir şey yani. Bu. Buna yer. Buna yer. Çok güzel ya. Abi lastik detayı çok güzel. Motoru güzel yapan o ya. Sayda da şaşırdı. Bu ne lan? Adamlar air to tanko yapmış abi motorla ya. The customer wanted this projector headlight that we had to figure out and custom make to fit this. BMW GS 1250 R yakışır abime. Bu arada çoğu motorcuya motoru sevdirin. Altın elbiseli adamı saygıyla anıyoruz. Ya. Abi yaşlı motoru. Yaşlı motoru olmaz. İşte o yüzden tek şey yapmıştır, yakışır demiştir. Bir otur abi üstüne. Diego'da zaten geçiyor. Vay be. Güzel. Vallahi. Babana bu yakışır abi. Arkadaşlar. Ne yakışır lan bu? Tamam oğlum hadi şu motor fişeğini bırakın ya. Heveslendim amına koyayım. Tövbe yarabbim şimdi. Şakasını da yapmak istemiyorum ama. Regal Raptor ne ya? Allah'ım yarabbim. Simsiyah giyinip böyle Batman gibi dolaşacaksın. Regal Raptor'lar 14 bin liraydı lan. Kaç para şimdi? O da 100 bin lira olmuştur. 30 falandır. 30-35 falandır. Aha mevzu var. Çok güzel ya. Ağzına mı kapanacak? Bu kadar abi olay. Tabi lan düşünsene ya. Of simsiyah giymişim motor simsiyah. Mekanda durdum böyle kaskı çıkartacağım böyle saçlarım da açık olacak. Yüzük müzik gene böyle. Kafayı sallayacaksın.
Göbek döndü. Ne yapıyorsun? Bir dakika. Abicim solumdan giriyor ama burası senin içeridin mi? Ne? Abi motor hayali kuruyor bence ya. Evet evet ulan ne güzel ya. Ama işte, öyle bak ne güzel ya. Tipe bak kaska bak ya. Mis gibi valla. Şimdi buna kavga etsen bu işlemez de amına koyayım. Ne? Canı dayanmaz. Canı dayan baksana monta bak ya. Kamerası da var. Ha kamerası asık. Tamam ben sakin isteyeyim sola dönecek. Sinyalimi vermişim. Tamam da sağdayım ben. Solumdan geçemezsiniz. Solumdan geçemezsiniz. Bu şerit sizin değil. Dört ve bir. Sene başı. Bunu hatırlıyorum. Geç ya bunu. Ne oluyor ki şu an? Ya şey. Sürdüm at direk ha. Heee. Abi. Bu bana değil yani. Bu ayıbı bana yapmıyorsun. Haberin olsun. Oy, bu ayıbı bana yapmıyorsun. Laf gibi laf. Yani beni boş ver beni. Çevreyi kirletiyorsun yani. Kusura bakma. Bir ara bir şey akım vardı hatırlarsınız. Yere çöp atan ya da bir pisliğini atan birileri oldu mu? Bir tip sürekli kovalıyordu böyle alıyordu. Camdan içeri geri sallıyordu. Sulu mulu fark etmez. Allah senin belanı versin ya. Bu nedir be kardeşim? Cezalara bak. Hani bunlar İstanbul'un en nezih insanlarıydı lan. Ha? Nasıl ayıklayacaksın bizi bu işin içinden şimdi? Ha? Kudret Gezer bu işi bu duyarsa... 3 ayda ceza yemiş maşallah. Sen şimdi beni bu işten ayıklayacaksın. Kusura bakma. Bizi bitirdin be. Bizi bitirdin be. Altın kapılarımız kan oldu Tayfun. Yani yüzüne bakacağım böyle. Anladım hatasını anlamadım mı? Yani kavga etmek için falan değil. Kayarsın bunu. Ve koruma demiri. Koruma demiri motoru kurtardı. Şurada oh. 1 liramı da alayım da. 1 liramı da alayım. Paramışmış. Ya böyle düşmelerde hep annem aklıma geliyor. Yani çok üzüldüm ama anlatmış mıydım bunu? Annemin merdivenden düşüşünü bir önceki evde. Son basamakta, boşa bastı annem, yere düştü. Yerde takla attı. Burnu tam yere sürterken böyle yerin rengi çok güzelmiş dedi eve ilk geldiği gün. Ulan dedim yani takla atarken yere düşmüşken bu kadar. O sıfır geçerken nasıl o yerin rengini algıladın da... Yer çok güzelmiş deyip de okşadı şöyle. Hiç unutmayacağım bak bunu.